Son söz milletin, son karar milletin. Biz ancak millete hesap veririz, bir de Allah'a hesap veririz diyen. İşte millet, işte başkan Yusuf Bilgi. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emeği geçen İsmail abimize, İsmail Kara abimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, inşallah 30 Mart'ta o sandığın başına gideceğiz. Gittiğimizde, değerli dostlar, elimizi bir vicdanımıza koyalım. Türkiye'nin 12 yıl önceki haline bakalım. Kozan'ın 10 yıl önceki haline bakalım. 12 yıl önce hastaneye gittiğiniz zaman orada insan yerine konulmuyordunuz. Bıçak parasını bir hatırlayalım. O kuyruk, hastanedeki kuyrukları bir hatırlayalım. Ölülerimizin rehin alındığı, hastalarımızın rehin alındığı, bize senet imzalatıldı. Dönemi bir hatırlayalım. Bunları unutmayalım. Şu anda Allah'a çok şükür yeşil kartla, Bağkur'la, sigortalılar gidiyor. En güzel hastanede muayenesine oluyor, geliyor. Allah'a çok şükür ülke bu hale geldi. Okullar açıldığı zaman kitaplar çocuklarımızın masasının üzerinde. Eskiden hepimizi, velileri bir stres basardı. Çocukları bir stres basardı. Bu ülkeye Allah'a çok şükür 15 aydır şehit cenazesi gelmiyor. Başbakanımız diyor ya, analar artık ağlamıyor. Sadece şu yapıldı. 76 milyon insanın kardeş olduğu hatırlatıldı. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Hiçbirimizin birbiriyle bir problemi yok. Bunu yaparken bize şunu diyorlar. Ülkeyi bölüyorsunuz diyorlar. Başbakanımız her zaman söylüyor ya, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmez. Bu ülke dualarla kuruldu, cumhuriyet dualarla kuruldu, şehitlerimizin kanı var. Bu ülkeden bir karış toprak almaya hiç kimsenin gücü yok. O daha önce hortumculara giden sizin vergileriniz şu anda size geliyor. Yol olarak geliyor, parke olarak geliyor, altyapı olarak geliyor, kitap olarak geliyor, kömür olarak geliyor. Yoksulumuza bir hükümetimiz her zaman sahip çıkıyor. 12 yıl önce rantiyeciye giden, faizciye, çetelere giden, mafyalara giden paralar şu anda size geliyor. Birilerinin hortumları kesildi. Bunlar size hizmet olarak geliyor, kömür olarak geliyor, evde bakım ücreti olarak geliyor, makarna olarak geliyor, sizlere sahip, yoksullara sahip çıkılıyor. Bunlar onlardan da anlamıyor, ondan da anlamıyor. Daha önce paralar rantiyeciler gidiyor da öyle devam etsin istiyor diyorlar. Bu fakir fukaranın oyunu paketle satın alıyor, kömürle satın aldığımızı söylüyorlar. Onlar bilmiyor. Bu milletin oyunu satın almaya kimsenin gücü yetmez. Milletimiz oyunu satmayacak kadar ömürlüdür. Burada belediye başkanımıza şunu söylüyorlar. Muhalefet iftira atıyor, yalancı. 500 tane ev yıkacakmış belediye başkanımız. 10 yıldır belediye başkanı. Kimin evini yıktı burada? Kimin evini yıktı? Evet, çevre yolu geçti orada. Helalleşmediği hiç kimse yoktur. Hepsiyle helalleşmiştir. Ondan sonra yapılan gereken yapılmış, gereken yapılmıştır. Belediye başkanımız projeleriyle var, Dağcak'la var, Atatürk Parkı'yla var.
Konakla var, kaleyle var, şelaleyle var. Onlar iftiralarla var, çamurlarla var. Bu iftiralarla sizin oylarınızı almaya çalışıyorlar. Siz yapılan hizmetlere bakın. Bu şu anda yapılanların kıymetini bilelim dostlar. Yani... Onlar geldiği zaman bu tesislere gidip gidemeyeceğinizi bir düşünün. Belediye başkanımızın açtığı belediyenin tesislere gidip gidemeyeceğinizi bir düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun. O parkları bir düşünün, yolu bir düşünün, köprüyü bir düşünün. Köprü kapatılacak diyorlardı. İftiraları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belediye başkanımız söylediğimiz gibi hizmetleri ortada. Bildiğiniz biri, kapısını her zaman çalabileceğiniz biri, her zaman ulaşabileceğiniz biri, telefon açtığınızda şu yolum ne oldu, şu suyum ne oldu diyebileceğiniz biri. Ama onları düşünün, bunları yapabilir misiniz, yapamaz mısınız bir düşünün değerli dostlar. İnşallah Kozan'da içinizden biri belediye başkanımız Kazım Özgan. Adana Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok önemli. Belediye başkanımız 10 yıldır buraya çok bir hizmet verdi. Bundan sonra hizmet verebilmesi için gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nde uyumlu çalışabileceği bir kardeşimize ihtiyacımız var. Abdullah Torun, Büyükşehir adayımız, TOKİ'leri Kozan'a getiren bir abimiz. Belediye başkanımız da kefil, ben de kefilim. İnşallah Kozan'da Kazım Özgan, Büyükşehir'de Abdullah Torun, en önemlisi de o başbakanımıza dünya devletleri karşısında dik durabilmesi için... Yine size karşı hizmet yapabilmesi için onlar hizmeti size yapmayacaktır. Onlar hesabı kendi babaları var, dış güçler var, paralelciler var, rantçılar var. Onlar hesabı onlara verir. Bizler sadece millete ve Allah'a hesap veririz. Başka kimse hesap vermez. Şu lambayı aydınlatmanız dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkeyi paralel örgütler değil, medya patronları değil, mafya ve çeteler değil, sadece millet yönetir diyen aydınlığa açık, karanlığa kapalı 30 Mart'ta yakın ışıkları patlatın sandıkları diyen Kozan Belediye Başkanımız, Kozan Belediye Başkanımız, işte millet, işte başkan, Mimar Kazım Özgan. Değerli hanım kolları, gençlik kolları başkanım, değerli eşim, İsmail abi ve ailesi, çok değerli hanım kardeşlerim, Başakalı Mahallem çok değerli sakinler, değerli konuklar, değerli kardeşlerim, değerli misafirlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız, bu akşam sizlerle burada beraber sohbet etme onurunu yaşıyorum, şerefini, mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi yüreğimle selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Rüşva, arkada Rüşva, kafanı kaldır bakayım. Kalk ayağa. Evet, seni gördüm kızım. Ablatörünün yanında duruyorsun. O bizim kızımız biliyorsun, bir rahatsızlığı vardı. O arkadaşlarla beraber inşallah iyileştin değil mi Rüşva? Seni... Büşra kızımızın arkadaşlar, o hayatta büyük mücadele verdi. Gözüm görüyor, görüyorsun değil mi? Evet. Tabii gerçekten bu coşkunuz, bu şevkiniz, bize hizmet aşkımız var da gerçekten bizi böyle emin olun yerinde duramaz hale getiriyor. Bundan hakikaten tüm dostlarımız mutlu oluyorlar. Başbakanımıza gerçekten dua ediyoruz, onu biliyorum ben.
2004 yılında yine mahallelerde geldik. Beni çok fazla tanımıyordunuz. Ben çünkü 82'de Kozan'dan ayrıldım. 2004 yılına kadar şehir dışında yaşamıştım. Mimarlık eğitim, ondan sonra Antalya Serbest Mimarlık Sivas'ın imarını 15 yıl yönetmiş bir kardeşinizim ben. 350 bin nüfusu şehrin imarını ben yönetmiştim. Dediniz ki, ya Kozan'da bari şeyler değiştir artık başkan. Sana bu fırsatı veriyoruz. Ben de sizler adına 10 yıldır genel yapıyorum yaklaşık. 10 yılı doldurmaya 20 gün kaldım. Belki bunu, bu resim yakından gözükmüyor ama çoğunuzun evine gelmiştir. Başbakanımızla 12-13 yıldır ülkemizde başbakanla şu kardeşiniz Ankara'ya çekilmiş bir resmidir. İlçe başkanım da vardı, eşim Zehra Hanım da vardı orada. Bizim yaptığımız projeleri benden haberci Zehra Hanım mimardır biliyorsunuz. Aslında geçici olarak buradadır. Sivas Belediyesi'nin memurudur hala. Ama burada beraber çalışıyorum. Emin olun yaptığım her işlerde onun imkansı var. Hepsinde imkansı var. Mesela Kozan Kalesi Hapçı Balici Efsarcı yuvasıydı. Ondan eser kaldı mı? Hayır. Atatürk Parkı yine öyleydi. Sıfırsızlık yuvası bataklıktı. Yine o tip adamlar dolanıyordu. Bu saatte hanımefendiye girip de orada çay içmekten herhalde çekinirdiniz değil mi? Evet. Onlardan eser kaldı mı? Hayır. Gülşah'ın etrafı böyle teker bayır doluydu. Orada içirlerdi. Gece 9:10'da Hoca Efendi derdi ki burada bağırıp çağırıyor başkanım. Buna çare var mı? Allah'a şükürler olsun. Öyleydi tanıdık. Hemen yaverin konağı var. Onun gibi daha 12-13 tane konak bitirdik. Yıkıntı halindeydi. Biz gelecek kuşaklarımıza var ya, gençler, çocuklarımıza. Eski Osmanlı şehri Kozan'ı nasıl anlatacaktık? Bakın Çamlıkahve'nin orada bir han vardı. Yine önceki dönemde o hanı yıktılar biliyor musunuz? Orada bir bina vermiyor, ruhsat vermişler. Şu an temeli var. Allah'tan da yapamadılar. İnşallah oraya çözüp o binayı yeniden yapmayı düşünüyorum. İnşallah başkanım inşallah. Mustafa Kemal Sokak. Yıkıntı halindeydi. Emin olun bu sokaktan daha kötüydü. Orayı onardık. Kimseden para almadan. Dutluk kahvenin olduğu yer. Eskiden çoğu namaza büyük camiye giderler. Artık bu bölgede camiler olduğu için. O sokak şu anda Kozan'ın en güzel sokağı oldu. En kötü sokağı en güzel sokak yaptı. Ve bu projede başbakanımız, genel merkezimiz, bir komisyon vardı. Antalya Büyükşehir Adayı Menderes Türel'de komisyon başkanıydı. Türkiye'de, ilçeler arasında, Kozan'ımıza, asil Kozan'ımıza, mert insanları ya da yaşadık Kozan'a ve bana verdiğim vekaletle Kozan Belediye Başkanı var. İşte burada Türkiye'de 10.luk değil, 2.lik değil, 1.lik ödülü bize verildi biliyor musun? Ben bu onuru yaşadım. Bu şerefi yaşadım. Bu kurayı yaşadım. Ama şunu da söyleyeyim. Ben mimar olduğum için Kozan'ın mimarı diyorlar ya. Aslında mimar ben değil. 2004-2009'da o büyük ailelere, zenginlere öyle bir şey yaptınız ki siz. Onların hepsi karşımıza geçmişti. Ama millet buradaydı. Çünkü zenginle çobanın oyu aynı. O mantenle çobanın aynı, oyu aynı. Baysakal Mahallesi Çankaya'da yaşayan babaların oyları aynı. O zaman sandıkla destek verdiniz onlara ve bana bu konuları yaşatarsınız. Bir hizmetleri mimarı konu arasını Baysakal'ın hanımefendileridir, beyleridir, kardeşlerimizdir. Bana bu fırsatı vermeseniz ben nereden onları yaptırabilecektim? Mümkün müydü? Bana bu onuru yaşatan, ben sizleri kutluyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Kozan'ın her şeyi sizsiniz. Mimarı sizsiniz. Belediye başkanı sizsiniz. Onlar böyle projeyle konuşmuyorlar. Vizyonla konuşmuyorlar. Hedefleri yok. Ancak çamur atıyorlar. Emre. Ancak iftira atıyorlar. Ancak yalanla siyaset yapıyorlar.
Bakın, tarihi köprü oranı gördüm. Karayolları ihale etti. Allah'tan korkmazlar. Benim oradan yolsuzluk yaptığımı, çere bilmem ne ettiğimi, Allah benim de belamı sonu yaptığım için o uyduran sizlerin de belasını ver. Hani kapandıydın? Hani köprüde araba geçmeyecekti? Başbaş bağırdınız. Köylerde bile kullandınız. Ama bu millete bu yaramazlığı inandıramazsınız. Ne oldu? Açılmadım. Araba geçmiyorum. Ellerinize patladı mı o yuvarlar? O çamurdan suratımla yapıştı mı? Kaptara kesildiniz mi? Öyle olmadı mı? Onlar yıkar biz yaparız. Ve o tarihi köprüyü de yapacağım yakında. Oradan da araba geçecek. Bir daha yalanınızı suratımla yapıştıracak. Nasıl çeşme söyleyeyim mi? Ya 2009'da bir tanesi çıktı. Benim rakı içtiğimden tutun. Su sevkası aldım, suda olduğuna kadar yalanları söylediler. Ağzım burada, Allah da şahit. Gençliğimden itibaren ağzıma bir damla alkol, Allah benim belamaz. Tek damla, tek. Tek damla ben koyuyorum. Bir yolcum var. Yalancılar. Yani ben de hadi millette utanıyorsunuz. Öbür tarafa gitmeyecek misiniz? Öbür tarafta mahşerde bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ben bunu söylemekle utanıyorum. Emin olun utanıyorum ya. Sizlerin neler yaptığını ben bilmiyor muyum? Niye konuşmuyorum? Bize yakışmaz. Ben 15 yıl siyaset yapıyorum. Allah'a şükür olsun. Rakipler hakkında ben hasta olmayı tek bir cümleyi kullanmadım. Bundan sonra Allah bana kullanmayı nasip etmez. Suyu içeyim ben. Ya o kadar ispatladım. Çok su içtim ben bu mahallede o zaman. Çok içtim. Bir daha içeceğim. İçmeyeyim. Ondan da hasta olayım da o da rahat rahat ama. Başkanım onları kurmak Neyi okudu ya? Tutacağım, burs vereceğim diyor. Ya bakın. Bizim beyge hepsi. Ben 500 kişiye veriyordum. O CHP var ya anayasa mahkemesine götürdüm. Ve yasak. İnşallah o yasaklar da kalkacak. O 5 milyon maaş almayacağım ama ne 5 milyon götürme yanındakiler var yöresindeki Allah Allah. 10 yıl görev yapmadım değil mi hep burada? Ağrımazı darmadağın etmedin mi? Etmedin mi? Kaç tane beyi alacağız diye şahsanın cebine girmedi. Bunu konuşmak bile ama sana. 10 yıl görev yapmadınız mı? Bir koydan 10 yılını 5'ini daha mı götüreceksiniz? Erzarı bitireceğim dur. Etrafına bir bak şöyle. Bak bir etrafına. Seçim mevzuya gidin bir bak bak. Kim var? Bakın, bir şey söyleyeyim. Tam 10 yıldır bir şeye uğraşıyoruz. Yani bizim planları mevzuata göre uygun değil. Buradakiler bile. Tarımdan karar almadan, devlet suyu almadan yapmışlar. Bir dava açıldığı zaman iptaller geliyor. Bunu size yansıtmıyoruz ama biz bunu yaşıyoruz. Tufanbaşa'daki o eski Yunus Çağlayan apartmanları bile sorun yaşıyor. Dedi ki bu sorunları bitirelim inşallah. Ve geçen dönem 5 sene uğraştık. Tüm havadan uçakla resimleri çekildi kuzanın. Hali hazır arka yok. Bu dönemde de iman planları revizyon için tam 3 senedir karayollarından görüş istedik. Devlet su işten görüş istedik. Ormandan görüş istedik. Buraya ilgisi yok da. Ağrıbağız'ın yukarıdan orman alanına iman açmışlar. Benim elimden gelen bir şey yok ama inşallah başkanla beraber çözeceğiz. Satanlar bağırıyor, satanlar. Vatandaşı kandıranlar bağırıyor. Orada yıllarca muhtarlık yapmış, vatandaşı kanıklamış, o basar bağırıyor biliyor musun? Veya tarlası olanlar, 4 bin dönemi 5 bin dönem yapmışlar, böyle oyunlarla
Onları yapanlar bas bas bağırıyor. Vatandaşına mağdur etmişler. Allah şu bu mahallede yok. En azından ciddi tapu sorunu yok. Orada adam neymiş? En senetine satmışlar. Adamın tapusu yok. 100 tane, 200 tane, 500 tane hisseder var. Bunlar Allah hükmü diyor. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Adam geliyor. Kocaman adam ya. Kocaman adam ya. Devlette de görev yapmış. Çanaklı'da diyor ki, diyormuşsun evi yıkacağım. Ben yıkacaksam Allah benim belamı versin. Eğer yalan söylüyor sen de ver. İşte lazım yılmaz evime. Evini yaptım koydu verdim. Parasını ödedim. Bacı'da gör. MHP'liydi. Şöyle nasıl parça alın kurmayı yiyorsa Bacı'dan. Evini yapıverdim. Allah razı olsun dedi. Geçen evde. Yılmaz'ım sokağın devancılara gidiyor yola. Parasını ödedim. Allah razı olsun diyor. İnkılabın orada yolda kalıyordu. Ben de öyle yapmadım. Daha önce yapmışlardı ama ben düzelttim. Ve Angıllı bayram Mehmet rahmetli oldu. Onun kızı Ayşe var. Ayşe dua diyor. Hem de şehit evde oturuyor. Özkanlarım o üstünde. Gayrı aldım verdim. Dua ediyor. Bu zaten benim elimde olan bir şey. Ben sizlere paylaşmadan asla sizin aleyhinize karar imza atmam. Atmadım da bunlara. Hürmet senelerin bozumlar. Senelerin bozumlar. Bak göreceksiniz. Ömer tekrar o ellerinde var ya, yalanları patlayacak. Yalanları patlayacak. Her zaman patladı zaten. Onlar hedeflerine ulaşamazlar başkanım. Onlar var ya, etrafını ne kadar bizim neyse. Biliyor. Şimdi bir önemli bir şey söyleyeceğim. Sağ taraf. Ben şuraya çıkacağım ya. Başkanım. Böyle de ya arkadaşlar sizin var ya oğlum. Başkanlarım yoksunum yoksunum. Oğlum bak. Zannetten buraya gelip davulluğuna salıyorlar ya. 200 arabayla geliyorlar. 5-10-20 tane de mahalleden kalkıyor. Zannetiyorlar midik yaptık. İşte midik öyledir. Böyle yapıyor böyle. Ve bu var ya öyle örgütlü dedi ya. Kardeşimiz. Oğlum hepsi dinlersin. Bir İsmail Karakadır olamazsa. Bu sen kendi kavramına. Bak adamı olamazsa. Şelali beraber açtık. Şelali var ya parkın karşısında. Onu beraber açtık. Çoğunun geldi biliyorum. Gelecek hafta. Pazar günü inşallah bildireceğiz. İki de. Milletin bahçesini halkımızdan çekeceğiz. Halkımızdan. Orada bir cami var. Bir tane düğün var. Ne diyorlar biliyor musun? Yine kilise yaptıracağım diyor kilise. Allah'tan korkmazlar ya. Onu size mimar var ya. Çocuğuna imartime göndermezler. Başörtüsü yasak diye. Oraya kursunda okuttum. Ben dışarıdan mı çektirdim? Ve sol ayaklı evine girmez. Sağ ayağıyla kapıdan içeri giren bir adam sizde biliyor musun? Ve kilise yaptıracağımı söylüyorlar. Ya ben ne diyeyim sana? Görürsünüz açılışta. Kilise mi yoksa kültür merkezi mi yapmışım görürsünüz. İnanmıyor onun olaklarına başkanım. İnşallah son hafta pazar günü saat 2'de. Düşleri alemi var ya daha önce gidersen. Evet. Orası da müptezellerin yeriydi. Adam vuruyorlardı. Her hafta kavga çıkıyor. Doğru mu? Orası sizlerin oldu, sizlerin. O gün orada üniversite sınavı var. İlk yedek piknik yapacak, börek çörek yapacak. Ben de bir tane bazlama yapacağım söz. Bir tane bazlama yapacağım. Aslanım da burada var.
Afyonum da oldu. Orada piknik yapmaya var mısınız? Dönüme inip yürümeye var mısınız? Karacaklar sizlerle çay içmeye gideceğiz 2 kilometre. Onu gördükten sonra başkan diyeceksiniz. 2009'da kaleye çıkarttınız. Mahcup etmediniz, oylarımız helal olsun dediniz. Şimdi dönemde de o yürüyüş yaptıktan sonra iyi ki oy vermişiz diyeceksiniz. İyi ki seni başkan seçmiş diyeceksiniz. İnşallah. İnşallah. Var mısın oyunu? Davet edin. Türkiye çok acı çekti. 1960'da Menderes astılar, yediler. Polat Kanı'da zorlu yediler. Polat Kanı'da zorlu yediler. 80'den sağa sol dediler, 5000 tane gencimizi kaybettiler. Birbirine vurdurdular. Çok acı çekti bizim toplumumuz. Ondan sonra darbe yaptılar, aynı adamlar. Demirel'i, rahmetli Türkçeşe'ye, rahmetli Erbakan ve Ecevit'i hapsattılar. 28 Şubat'ta Fadime Şahin diye bir pavyon karısının başına aşırı takıp dediler ki bu dindar bir kızdır. Ali Kaynı bir sahtekere şık ettiler, şık. Yine darbe yaptılar, Çinlerle Erbakan hükümetini yıktılar. Hatta bir milletvekili meclisten dışarı koydular bize, ben o kadar şey. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmediler ama sandık geldi. Sizler Cumhurbaşkanı seçtirdiniz, hatırlıyor musunuz? 2007 kere seçimini. Sizler bu ülkeyi kurtardınız. Sonra kendi farkıyla bu ülkeye darbe yapmak istediler. Ekonomik darbe yapmak istediler. En sonunda başbakan için 17'de 25 Aralık'ta montaj gazetelerle saldırıyorlar. Bu saldırı bilin ki ülkemiz içinden değil. Bunun başında Yahudiler var. Arkasında siyah var. Arkasında derin Almanya var. Derin İngiltere var, onu söyleyeyim. Aynı yapı, Deniz Baykal'ı indiren yapı. Aynı yapı, MHP'nin 11 genel başkasını götüren yapı. Aynı yapı, salın günü tekrar CHP'de aday yapan yapı. Aynı yapı, Mansur Yavaş'ı MHP'den alıp CHP'ye götüren yapı. Bu seçim, mazlum milletlerle zalimleri seçim. O kadar önemli. Çünkü Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, şahlanması isterler Batı dünyası. Niye biliyor musunuz? Sultan Süleyman zamanı. O bizim için muhteşem yüzyıl değil o söyle. Öyle bir medeniyet var ki o tarihte. Bir mektupla Şahisen'in elinden Fransuva'yı kurtarıyorum. Tek mektupla. Şahisen diyor, Allah'ın imparatoru bak diyor, gelirsem kafanı kırarım diyor. Ve eski Fransa imparatorunu kurtaran bir Sultan Süleyman. Sonra sadaka taşları var bizim şehirlerimizde. Zengine parayı koyar, o taşın koluna taşı insan onu alır. Ve diğerine dokunmaz. Böyle bir toplumdan geliyor. Böyle medeniyetin devamıyız. O medeniyet tekrar şahlanacak inşallah. Şahlanacağız o Batı dünyası. Batı kulübü hazmedemiyor. O için başbakanı dinleyeceğiz. Başbakanı bulacak mı? Başbakanı sayı sallamak mı? Ve başbakanı Çanakkale'ye. Toplam 864 tane. Ve kozana bir kalemde gelen Cumhuriyet tarihinde tek proje tutun. Ya onu getiren de milletvekili abla torunu. Şu anda büyükşehir adayımız. Hemen o yalancılar iftira ediyor, diyor ki Diyarbakırlıdır ya. Türktür bilmem nedir diyerek çamur atıyorlar. Ben yakını tanıyorum. Adam olsun, Türk olsun, Arap olsun ne fark eder? Ama bu adamın kökeni de Türkmen. Avşar kökeni bir aileden geliyor. Karalamaya hakkınız var mı? Belki 25 yıl yönetti bir tanesi Karasın'ın birisi. Sabancı'yı kaçırdı, Adana'yı geriye götürdü. Buyur Antep, Kayseri, Konya patladı gidiyor ya. Niye Adana geri kaldı? Sebebi ne? Kozan işte. On yılda. Bak nereden nereye geldik? Bir tane parke döşen bir şey var mıydı Kozan'da? Mahallede park var mıydı çocuk parkı? Bir de kalıda diğerleri var mıydı? Hayır. Diğerleri var mıydı? Hayır. Peki köyden gelen vatandaşlar bir tuvaleti de eski kadar kullandı ya. Bu muydu sizin hizmetiniz? Yine kullanan eski bu durumlara mı götürmek istiyorsunuz? Kimle yapacaksınız? Ve tehdit ediyor. Ben şey kim? Sana zaptır hocam. Zannediyor sağlık bakanı seçiliyor. Sen kimsin ya?
Senin gücün yeter mi bunu? Esrarı bitireceğim. Peki ben sorayım size. Memleketin mezbahane kimdeydi? Fare cirat attığı yerde, cirat attığı yerde et yeniyor diyor bu memleketten. Peki Kuzan Kalesi ben mi oraya getirmiştim? Atatürk Parkı'nı ben mi getirmiştim? Daha ziyade kırk acılarını ben mi pavlu yapmıştım? Kimdi yaptı onları? Ben ne yönetim vardı? MHP yok muydu? Aynı zamanda şu anda dünyada değil mi? Yavuz ev sahibi, Yavuz'un ev sahibinin hızlı çıkardığı da öyle bir şey ya. Öyle bir şey ya. Aynen öyle, aynen öyle. Bak teşekkür ederim. Atatürk'ün bir. Değerli dostum, 30 Mart'ta. Bak önemli seçimi diyoruz dedim ya. Artık yer seçimi açtı. Adana Büyükşehir'i açtı. Yaptıklarım benim yapacağım teminatı. Mahallenizde elbet eksiniz vardı. Kabul ederim. Çünkü kolay değil, bitmez. Ama hamdolsun, alt yapı diye sorunumuz pek kalmadı. Suyumuzla ilgili de sorun yok. Sağlıklımız yok. Ancak 50 yıllık içme suyumuzu ben 7 göreden getiriyoruz. Hatta onun bir şey adayı var ya, Hüseyin Sözcü'yü de genelde katan benim. Şu anda 3 yıllık birlik başkanını ben yapıyorum. Neden onu yaptık biliyor musunuz? Ayda 250 bin lira, 250 milyar ben elektrik faturası ödüyorum. 10 yılda hesabı 20-25 milyar yapar. Milyon yapar. Ben bununla varıyorum. Ben çok hizmet yaparım. Onun için bu suyu biz Aladağ'dan getireceğiz. Bizim yaptıklarımı yapacağım teminatımız. Abi bir proje daha bahsedeyim ondan sonra. Ocak Kalesi'nde şu anda proje devam ediyor. Mühendisler profesyonel çalışıyor. Dönemleri kurulda. İnşallah sizlere beraber bu dönem, önümüzdeki dönemde. Uşanak Kale'ye çıkacağız. Orada çay içeceğiz. Teleferik diyoruz ya. Uçarak dediğim uçak değil var. Teleferik. Onun için bu uçak çay içecek. Allah razı olsun. Oradan misafirlerimiz, turistler kuraklama ve yemek yiyecekler. Paraşüt atlayacaklar. Ve genelde bu kanat var ya buranın kanadı. Mahsul kanadında. Mahsullu yolda ihalesi yapıldı. Ve mahsullu her yıl gittim o tarafa. O kadar. O yol yaptım onun için. Adam milletten yine böyle var ya, yaka yakaya tutuşur. Hamdolsun ihalesi bitti 2 yılda. İnşallah 3 tane tünel geçecek ve buradan Kayseri'ye yol açılacak. 30 Mart'ta İstiklal için, Rumun için, Tünel için. Çocuklarımıza daim gelecek için. Daha iyi diyor güven bir kurban için, ülke için. Desteklerini bekliyorum. Işık, AK Parti'nin hamlemi. 10. sırada. AK Parti'ye lambaya böyle oynuyor musunuz? Ya az önce dedim ya yalanlar, ben bunu açıklayacağım dedim ya sen. Arkadaşlar, bakın, beş dilekçe dilekçe verme, onlar yalanlara bak. Onu, bak, az önce anlattım ya, bu 5 binlik plan yapıyoruz diye. Tekrar söyleyeyim. Bakın bunu mecburuz. Ancak hiçbir yolumuz değişmeyecek. Hiçbir arzamız değişmeyecek. Hiçbir şekilde mevcut haliniz değişmeyecek. Bakın ben size buna şeref sözü veriyorum. Onun sözü veriyorum. Ona inanmayın biz inanın. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Elbette bir şeyi biz yaparız, fikir alırız. Tamam mı? Umacık şeyleri abartıyorlar, tamam mı? Ben onun aynı üstünde yeri de yıkayacağım. Ben yıkıyorum. Az önce anlattım da sen anlamamışsın. Onun sözü aynı şekilde kalıyor. Vereceksiniz, tamam mı? Bana inanıyor musunuz? Evet!
Allah razı olsun. Bu gelenlere sakın pabucu bırakmayın. Asla muhatap olmayın bu yalancılar. Olsun. Gidin sözümü sen et. Thank you.